Kabus falan mı gördün? Çok kötü. Çok kötü bir rüya gördüm. Sevi. Telefonum. Efendim anne. Semih. Oğlum. İyi misin yavrum? Yani bu saatte mi ya? Neredesin yavrum? Evde misin? Bu saatte ofiste ne işin var oğlum? Git eve uyusana çocuğum. Yavrum. Çok kötü bir rüya gördüm oğlum. Nedir bu? Ne olmuş canım? Anne. Ya ne olmuş annem hayatım? Ya canım, biliyorsun ki annemle babam da seni çok seviyor. Annen de baban da beni hiçbir zaman sevmedi, anlıyor musun? Hiçbir zaman sevmedi. Ya hayatım. Ya senin bugün en mutlu günün. Bugün senin doğum günün. Ya benim bugün akşama kadar çalışmam gerekiyor. Çok önemli bir toplantım var çünkü. Semih, ben senin toplantılarından gerçekten bıktım ama. Gerçekten bıktım. Ya hayatım. Ya sen neden bunları düşünüyorsun ki? Ben seni anlamıyorum ya. Canım. Düğünümüz. Yazın mı olsun, kışın mı olsun istersin? Düğün mü dedin? Yani şimdi sen bana yaz düğünümü, kış düğünü mü diyorsun? Yani. Ay şimdi ben çok heyecanlandım. Bir dakika. Yazın eğer evlenirsek balayına gideriz, denize gireriz. Ama kışın da çok romantik olabilir. Ay ikisi de çok güzel, karar veremedim ben. Yani canım, iki düğün biraz görüksüzlük olmaz mı? Ay Semih, ben iki tane düğün mü dedim? Gerçekten çok komiksin. Yani ikisinin arasında. Eylül ayı. En güzel zaman. O zaman? 2 ay sonra? 2 ay sonra mı? 2 ay sonra. Ay hiçbir şey kalmadı. Çok az kaldı. Ay tamam. Harika. Senin İçin daralmış kızım. Evet, sen var. Ama bak. Burada bir kuş var, görüyor musun? Kuşun ağzında bir tane paket var. Paket mi? Ne paketi? Sana iyi haberler getiriyor. Ay Yeşil! İnşallah. Ay Allah'ım inşallah. Arkadaşlar, merhaba. Ne haber? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Furkan. Aşkım ne haber? Aşkım, tıraş olsaydın bari. Ya aşkım, düğüne mi gidiyoruz? Yani alt tarafı bir yaş günü partisi. Tabii abicim, abartmayın ya. O değil de. Sen şu mangalı bagaja koydun değil mi? Pes yani bir o. Yani aklın fikrin mangalda. Ya bildiğin tek şey mangal, yeter bir o. Mangal ya da rakı, ne bileyim yani, bıktım artık ben bu şeylerinden ya. Aşkım sen şimdi niye celallendin? Lütfen. Ya 3 günlük dünya değil mi? Zaten ölüp gideceğiz bir gün. Bari güzel yaşayalım değil mi? Yeter artık. Tamam. Mangal bende. Hatta arabanın bagajında. Ama benim size bir haberim var. Ama Semih benim söylediğimi sakın bilmesin, tamam mı? Ay çok merak ettim, söyle hadi. Hazır mısınız? Hazırız, hadi. Semih. Canan.
Düğün tarihini belirlemişler. İşte bu be. İşte yani bu çok güzel bir haber değil mi? Hepimiz gideriz oraya, kurtlarımızı dökeriz, oynarız. Senin için de iyi olur canım. Çok güzel bir haber canım. Benim için de öyle. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Kalksak mı? Çok kötü oldu. Hadi. Nesi var bunun ya? Ne oldu? Abi düğün iptal, ayrıldılar. İsmail Hoca'nın attığı konuma göre yol ileride daralıyor. Herhalde o yol bizi köye götürecek. Ya aşkım. Efendim aşkım. İsmail Hoca öğretmen mi? Neden herkes ona hoca diyor? Şimdi biz bir köye gidiyoruz ya. İsmail Hoca önceden orada imammış. Emekli olmuş. Bir karı bir koca. Bizim Semih de almış. Hani evle ilgilensinler falan diye. Ya aşkım. Adam imam ama sana konum atmasını biliyor. Selma, imam konum atabilir ama sen ölü yıkayabilir misin? Bir düşün. Ya kızım, kim ölülerden bahsetti de hemen böyle celalleniyorsun? Aa, ama sevgilime şey yapmayın. O zaten sevgilisinden ayrıldı değil mi aşkım? Sen huysuz mu oldun? Ya Gülçin, benimle ilgilenme. Kocanla ilgilenir misin lütfen? Hadi, hadi kızım. İlgilenirim hocam, büyük bir zevkle. Ay bir dakika aşkım, unutuyordum. Bir kadın var. Su falı uzmanı, Seval diye. Gülçin, ne yapayım ben su falı uzmanını? Bana ne? Ne yapayım ben su falı uzmanını? Gülçin konuşuyor, bir dinleyin. Bakın, kadın suya bakarak bütün geleceğini söylüyor. Benimle ilgili her şeyi bildi. Oha! Neyse, çağırayım mı çağırmayayım mı? Semih'in evine mi? Kızım, siz delirdiniz mi? Semih ne der, nasıl karşılar bilmiyoruz. Sonuçta onun evi. Bizim Semih mi? Evet. Yok be, hoşuna bile gider ya. Oo, akşama kakara kukara var der. Değil mi Birol? Aynen abi. Semih sıkıntı yapmaz, rahat ol. Ya, tamam o zaman çağıralım gelsin. Tamam o zaman çağırırım, gelir. Ben inince ararım onu. Hem Canan için de sürpriz yapmış oluruz. Ay, gerçekten gelir mi akşama? Bak 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 bak, nasıl da şey yapıyor. Ya gördün mü, hemen nasıl açıldı kızımız böyle fal duyunca? Yok ayrılmakmış, yok terk edilmekmiş. Hemen unuttu her şeyi. Yeni kısmetler çıkar kız. Ay amin inşallah. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Semih Bey'in siparişlerini almaya geldim. Evet efendim, ben de onları hazırlıyorum. Hanımefendi, başka bir arzunuz var mı? Yok, teşekkürler. Semih Bey ne dediyse o. Biliyorsun çok titiz kendisi. Teşekkür ederiz. Selamlarımızı söyleyin. Söylerim. İsmail Hocam merhaba, ben Furkan. Telefonda konuşmuştuk ya. Bildim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyi, sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyiz, teşekkür ederiz ya. Neler yaptın? Vallahi ben Semih Bey'in istediği her şeyi yaptım, hazırladım. Aha, şu aşağıdaki müştemilatta kalıyorum. Eğer herhangi bir şey lazım olursa seslendiniz mi gelirim. Çok teşekkür ederiz hocam ya. Biz daha bir şey istemeyiz. Sen gittiğinden sağ olasın. İyi, haydi eyvallah. Hadi. Furkan, sorsana değişik yerler var mıymış burada? Hocam bir saniye ya. Kusura bakma. Şimdi arkadaşlar diyor ki buraya kadar geldik. Hani gezilecek bir yerler var mı? Sen bize nereye önerirsin? Vallahi buranın her tarafı karış karış güzeldir. Aa bak, aşağıda bizim gençlerin de gittiği Göl Kay Park var. Çok güzel. Oraya gidebilirsiniz. Yalnız dikkat edin de fırtına koptu, kopacak. Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum ama
Son zamanlarda burada değişik şeyler oluyor. Ne gibi değişik şeyler? Söylesene. Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Ama değişik şeyler. Hadi siz şimdi fırtına kopmadan gidin. Arkadaşlar. Dere kenarı. Ben varım. Ben de. Eski dizi su. Ma. Aptal olabilir. İran mitolojisinde şeytan. İlk harfi Z. Zohak. Tövbe tövbe. İzahatli olsunlar canım. Ben oğlumdan haber alamıyorum. Sen oturmuşsun burada, şeytandan bahsediyorsun. Şu oğlanı rahat bırak hanım. O telefon kapalıysa hep senin yüzünden. Benim yüzümdenmiş. İnşallah o şeytan kadınla beraber değildir. Hey dağlar, taşlar, kuşlar. Çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Alo. Neredeyiz biz şimdi biliyor musun Seval ablacığım? Hani İzmitli iş adamı Semih Kocaoğlu var ya. Onun villasındayız. Gölkay Park diye bir yer var. Oraya indik aşağıya. Böyle orman içinde o kadar güzel huzur dolu bir yer ki ablacığım anlatamam. Aman Seval ablacığım. Aramızda paranın lafı mı olur? Bak şimdi ben zaten senin gelişin için yol masraflarını karşılayacağım. Merak etme sen. Tamam. Bak hem dört kız falan baktıracağız ha ona göre. Ha yok yok. Burası kolay yer. Çarçabuk bulursun ablacığım. Tamam. Tamam ben sana şimdi konumu atıyorum abla tamam mı? Ya bir baksanıza şurada bir şey var. Ne var be? Ya bir gelin. Aa. Bak bak şurada görüyor musun? O ne be? Ay çok güzel bir şeye benziyor. Vay. Değerli bir şeye benziyor. Ya ne yapıyorsun bir oğul? Aşkım gidip alıp geleceğim. Okyanusa dalmıyorum. Tutla beni. Bir şey olmaz. Bu ne lan? Yok. Kitli oğlum bu. Evde kesin çekiş tornavida falan vardır. Açarız biz bunu. Değerli bir şeye benziyor bu. Hadi. Bence de. Hadi. İki zorlamayla açarım. Nasıl açacaksın? Bro, bu böyle açılmaz. Buna böyle sert bir şeyle vurmak lazım ha. Da nereden bulacağız? Ben bir bakayım. Ay, şey ne var acaba? Birol neden ayakkabılarında suya girdin? Aa, heyecandan unutmuşum ben onu. Buldum, buldum. Bir dakika. Dananana. Vur ulan vur. Durun. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi aşkım? Bu kutuyu Canan'a doğum günü hediyesi olarak verelim. Kendisi artsın. Ha. Yani içindekiyle beraber mi? İçinden ne çıkacaksa Canan'la olacak. O kadar. O kadar. Sevgilim o kadar diyor bir oğlum. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi mantık yürütün. Hiç düşündünüz mü? Bu kutu o dereye nasıl geldi? Nereden geldi acaba? Bir mantık yürütsenize be. Hadi. Hadi. Bence Semih köye gitti. Köyde bu kutuyu bir köylüye verdi. O köylü de Semih'in dediği saatte bu kutuyu dereye bıraktı.
Bu kutuda dereden aktı, aktı, aktı. Tam biz böyle derenin kenarında yürürken geldi orada takıldı. Vallahi Furkan sen harikasın ya. Değil mi lan? Oha! Ne oldu lan? Furkan harbi oha ya. Oğlum sen nasıl bir senaryo yazıyorsun lan? Oğlum tüm köylü hep beraber toplanıp bize bu kutuyu mu getirdi? Asıl sana oha bir ol. Yani bence gayet güzel bir hikaye anlattı. Romantikti, ben beğendim. Bu akşam sana o kadar güzel sürprizler hazırladık ki bunlar onların yanında hiç kalır arkadaşım. Ya sizin burada olmanız zaten benim için bir sürpriz. Fazlası mı var? Ya çok duygulandım ben şimdi ya. Ya. Ya aşkım sen ne güzel düşünmüşsün ya. Değil mi sevgilim? Doğum kutlu olsun. Ay, sağ ol aşkım. Canancığım işte gecenin ilk sürprizi bu. Nedir bu? Bunu derede bulduk. Aslında sana Semih belki sürpriz olarak hazırlamıştır diye düşünüyorduk ama. Çok güzel olurdu ama ben de ilk defa görüyorum. Nasıl yani? Derenin kenarında mı buldunuz? Ya Canancığım evet derede bulduk. Hadi açsana içini hemen. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır istemiyorum. Hayır. Al bunu Semih lütfen. Hayır. Ya ne oluyor? Ay ne oluyor ya? Hayatım, alt tarafın kutu. Nasıl yemişsen bu kadar? Ya Canan. Ya. İstemiyorum. Hayır istemiyorum hediye falan. İstemiyorum. İş başa düştü abi verin. Ben bunun için üstümde başımda göle girdim. Hayır Birol. Birol lütfen açma. Birol lütfen açma. Hayır açmamalısın. Hayır. Açılır bu. Birol lütfen açma. Birol hayır aç. Ne oldu bu kıza ya? Elimden bir şey kurtulmayacağımı söylemiştim size değil mi? Hazır mısınız şimdi içindekini görmeye? Tata! Ya ne oluyor sana? Niye bu kadar heyecanlandın sen? Zuhak! Zuhak'ı serbest bıraktınız. Zuhak mı? Ay bir de bu eksikti. Zuhak da kim ya? O kutu. Babam o kutu. Babam, cinler alemini çok iyi bilen bir alimdi. Ben çocukken cinlerin Şahı Zuhak köyümüze dadanmıştı. O gece... Rüstem, ayağın altına öp. Rüstem. Kız korkuyor. Rüstem. Ne olur bırak elindeki bıçağı. Bırakmak istiyorum Selda. Ama yapamıyorum. Canan. Yapma baba. Baba yapma. Hadi yavrum. Hadi. Dışarı çık. Git bu evden. Hadi kızım. Git. Anne. Anne. Git. Git. Canan. Hadi kızım. Hadi yavrum. Git bu evden. Canan. Hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi git bu evden. Hadi. Hadi yavrum. Hı.
Kesa Glato İblis. Sina İblis. Manem-i Surma İblis. Celasin İblis. Sina İblis. Yasura Surma İblis. Odisene Sura Surma İblis. Odisene Glanta. Yasuma İblis. Manem-i Surma İblis. Menem usurma iblis. Odisena glanta. Yasura sürma iblis. Menem usurma. Odisena glanta. Yasura iblis. Menem usurma. Odisena glanta. Yasura iblis. İblis. Yasura iblis. Odisena glanta iblis. Menem usurma iblis. Bana bak kızım. Yavrum. Kulaklarını aç, beni iyi dinle. Bu kolyeyi hiçbir zaman boynundan çıkarma yavrum. Anladın mı canım? O iblis etrafındakilere zarar verse bile sana asla dokunamayacak. Babam annemi öldürdükten sonra kendini de öldürdü. Ama onun öncesinde İşte o kutuya Zuhak'ı hapsetti ve göle attı. Ve siz bu gece o kutuyu açarak Zuhak'ı serbest bıraktınız. Yani o iblis şu anda serbest. Çok saçma. Ya Canan, emin misin aynı kutu olduğuna? Bir daha düşün istersen. Tamam canım. Hadi gel bir elini yüzünü yıkayalım senin, olur mu? Sen git hayatım, arkadaşların yanına, ben hallederim. Hayır, seni ben burada beklerim Canan. İyi o zaman, hemen çıkıyorum. Tamam. Ya arkadaşlar, inanmayın böyle şeylere ya. İndi cindi diye insanları kandırıyorlar ya. Ya aşkım evet, bence de çok saçma ama insan yine de korkuyor. Bum! Böyle mi? Ay ne kadar zevzeksin Birol ya.
Kızıldağ'ın küçük bir deneme yaptım ya. Korkmayın öyle. İyi tamam, güldük eğlendik. Yeter. Oğlum orta çağda kaldı lan bunlar. Ya saçmalama Birol. Bizim iş yerine çalışan bir kadın vardı. Bir sabah iş yerine girdim. Sinir krizi geçirdi. Çalışanlara sorduğumda cin çarpması dediler. Bu da mı yalan? Kendi gözümle gördüm. Sinirsel hastalıkları varmış onun böyle. Sinir sıkışması falan oluyor ya. Semih'ciğim, bu olanlara sen ne diyorsun? Ya ne diyeyim ki? Canan'ın yaşamış olduklarına birlikte şahit olduk. Ya Canan'a karşı biraz daha hassas olmalıyız. Yani... Sen mi acaba ya? Kimse yok. Oh be. Bu kadar fazla mı? Şimşek. Ya şimşek mi ya? Şimşek de. Çakıyor mu şimşek? Çakıyor. Bak beni bile bir an böyle şey yaptı yani. Of Birol, ben fena oldum artık ya. Bende yani, ya şimşek mi çakıyor ya? Rahat olun, rahat olun bende. Yukarıda kimse yokmuş. O burada biliyorum. Peşimi bırakmayacak. Ve siz... O istemediği sürece... Siz onu göremeyeceksiniz. Ay! Ay! Ay kaptım. Şey yapmayayım. Seval abladır kesin. Mesaj atmıştı zaten. Seval abla kim? Şey... Bu da sana ikinci sürprizimiz. Sıfırına baktıracağız. Hem seninle gelen şahı sakinleşirsin biraz. Tamam. Geliyorum. Ama üstümü değiştirip hemen geleceğim. Tamam peki. Bekleriz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Seval ben. Astroloğum canım, renk uzmanı. Hani Gülçin Hanım aramıştı beni şey fal için. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben de memnun oldum. Ben memnun oldum. Kızlar yok muydu? Ha buyurun içeride sizi bekliyorlar. Teşekkürler. Canım. Ay Seval abla başımıza neler geldi bir bilsen var ne ya. Ne oldu hız kudurdunuz mu falınız mı geldi? Ya anlatırım sen gel içeri hadi anlatacağım. Hadi. Merhabalar, Seval ay, ben. Seval abici hoş geldin. Merhaba canım. Merhabalar, merhaba. Merhaba. Merhaba, Seval ben. Merhaba. Tanıyorum. Ha, merhaba, merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. İşte meşhur falcımız Seval abla da burada arkadaşlar. Aşk olsun Gülçin. Falcı derken kız köşedeki kahvede bile artık fal bakıyorlar. Ay canım ben astroloğum. Aynı zamanda renk uzmanıyım. İşte bu da doğum günü kızımız Canan aynı zamanda senin. Ay happy birthday canım. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Ben sana kahve yapayım mı Seval abla? Yok yok kahve kalsın canım. Fırtınaya kapılmadan önce benim eve gitmem gerekiyor. Sen böyle büyükçeni bir tasa su koy getir. Dur dur ben dolururum. Ben getiririm. Tamam hadi. Ya ilk sıraya kalkmak için bak nasıl da gayret. Ya. Seval ablacığım ilk sıra Nesrin'in tamam mı? Olur. Nesrin gülüm. Yalnız öyle fazla doldurma suyu. Tamam tamam sen merak delikanlı, etme. Delikanlı sen de bana bir şey getirsen şöyle bir sehpa falan versen de şeyi suyu üstüne koyalım. Delikanlı derken bilerek yapıyor. Hadi bakalım bismillah yiyelim. Sağ ol gülüm. Bismillahirrahmanirrahim.
Alfas kılfas yâreden Allah. Getirdim. Getir gülüm, sağ ol. Olmuş. Geç. Olmuş, tam karşıma da otur. Üstünde de bir tane kuş. Bu kuşun ağzında bir tane haber var sana. Ama 3 vadeye kadar. Öyle uzun bir vade değil. Ben sana diyeyim ki 3 hafta, sendeki 3 güne kadar bir telefonla alacağım bu haberi. Sonra arayacaksın, diyeceksin ki ay Sival ablacığım çok teşekkür ederim diyeceksin. Mutlu bir haber çünkü. Olacak. Ay ayrıca. Ayrıca. Ay bu niye kız? Ay ne oldu Sival abla, söylesene ölecek miyim ben? Bartma kız. Ne ölmesi? Dur bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hamam. Ay Gülçin. Şıkkaç bas kız. Ya redin Allah. Dök bunu Gülçin. Dök bunu, dök eşlikten dök. İyiyim iyiyim, yok yok. Gitmem lazım canım benim, ben bu fala bakamayacağım, kusura bakmayın. Ay kesin çarpileri vardı, bir şey vardı. Çarpileri var, ben size söyleyeyim. Ay Seval abla, sana ne oldu demin Allah aşkına bir? Gülçin, 3 harfleri var benim, fal mal bakamam, ben size söyleyeyim kızlar. Benim gitmem lazım canım, hiç kusura bakmayın. Daha sonra bakarız falan artık. Ay şapas kapas yar edelim. Ay Seval abla, nereye gidiyorsun kız, ne oldu? Kızlar ben size bir şey söyleyeyim mi bak. Yemin ederim kesinlikle bu evde 3 harfleri var. Bakın hadi, ben hiç böyle bir şeyleri söyleme kesinlikle. Ay kız ne gereği vardı sanki, ne yaptım ben, canım benim. Aa ya. Olur mu öyle şey Seval abla? Sen o kadar yol teptin, geldin bizim için zahmet ettin. Ay resmen mahcup oldum şu an, daha da bir şey yapmadım. Ama şöyle söyleyeyim, ben şimdi hazırlıklı değilim. Siz beni yarın bir gün arayın. Ben gelir, o 3 harfliyi evelallah def ederim bu evde. Ay, sen merak etme. Tamam biz seni çağırırız değil mi Canan? Evet evet, biz ararız. Gülçin'im hadi kusura bakma. Siz de akşam kalmayın burada hadi. Ben seni yolcu edeyim. Zahmet etmeseydiniz. Aa, olur mu Seval abla, ben de biraz hava almış olurum. Ay canım, ben bir elimi yüzümü yıkayayım da ondan sonra giderim yanlarına, tamam? Yani bu kadar tesadüf üst üste gelmesi çok saçma. Kesin bir şey var. Biz Canan'ı dinleyecektik. Açmayacaktık o kutuyu. Açmayacaktık. Normalde ben çok alışkınım Canan da. Gördün kız, elim ayağım resmen titredi yani ha. Ay Seval abla, sana bir şey söyleyeceğim. Bir yeter, saçmalamayın ya. Vallahi saçmalamayın ya. Kızım şu bilimden sapmamayı bir öğrenin, kurban olayım ya. Şu bilimden bir sapmayın. Semih, sende bir şey var. Abi daha ne olsun Allah aşkına ya. Ya Canan'ı düşünüyorum bir saattir. Kızın doğum günü berbat oldu, baksanıza ya. Akşamın sonunda pert olacak ha. Yeter artık ya, içme Birol. Hepinize. İçince daha mutlu oluyor. Yok canım, ver. Ver. Canan! 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 Ne oldu oğlum buna? Canan! Canan! Can iyi misin? Başım. Başım. Canım çok ıslanmışsın. Hemen kurulayalım seni. Kızlar havlu getirin. Ya saçmalayın, ben gitemem, korkuyorum. Ya çabuk olun. Tamam, sen zaten kendini zor ayakta duruyorsun, ben giderim. Gel şunu çıkartalım Ayaz'ım. Ya tatlım, bak şu an çok şok geçiriyorsun. Ya biraz sakin olur musun? Şey... Ver su. Su getir. Semih. Efendim hayatım. Çantamdan uyku ilacını getirir misin hayatım? İyi fikir hayatım, hemen getiriyorum. Derin bir uyku çekmek istiyorum bugün. Hazır. Ver ben sana. Canancığım, bu kadar da fazla değil mi? Başka türlü uyuyamıyorum Selma. Gel hayatım, uyutayım ben seni. Sen burada kal. Arkadaşların yanında. Hiç ilgilenmedik onlarla. Ya hayatım, olur mu öyle şey ya? Ya sizin de geceniz berbat oldu. Ne güzel eğlenecektik.
Biz buraya senin için geldik. Daha eğlenecek çok gecemiz olacak. Hadi şimdi uyu o zaman sen. Tamam. Ben yanına gelirim, tamam mı Arara? Hadi o zaman iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kız Nesrin. Yaz günü ne kadar güzel yağmur yağıyor değil mi? Ya. Büyük annem sicim gibi yağıyor derdi. Gerçekten sicim gibi yağıyor. Burada hiçbir şey yokken ne bağırıp bağırıp durursunuz ya? Yaratık gördüm diyorum, inanmıyor musunuz? İçki içen bu. Ya bağırıp çağıran sizsiniz ya. Yok işte, yok. Anladın mı, yok. Ya gölge gördün ya da İsmail Hoca'yı gördün. Anlamıyorum ki ya. Hayal değildi. İsmail Hoca da değildi. Yaratık gördüm diyorum size. Ulan sizin İsmail Hoca'nızı da. Yaratığınız da... Furkan, sakin ol musun biraz? Ama yeter ya. Tamam, sakin ol. Senin manita nasıl lan yukarıda? Oğlum derin okuya dalmış ya. İler sıraya gelmiş. Ha tamam. O kadar ilacı ata versen atı bile uyutursun. Yok. Zaten yeterince gerginiz, bizi iyice gelme, tamam mı? Sus, boş boş konuşma. Ya hayatım, ben ne dedim şimdi? Bir şey deme biraz zaten, bir şey deme. Tamam sakin. Ya tamam oğlum, boş ver ya. Ya kızlar. Benimle tuvalete gelir misiniz? Sen de korkuyorsun. Ne bağırıyorsun evdecek başına dolanmaya? Ya hayır, korkmuyorum. Belki sizin de tuvaletiniz vardır diye düşünüyorum. Ben gerçekten çok korkuyorum. Yani bu yaşadığım aşk acısı bile hiçbir şey. Yani Esin, arkadaşlar. Ben de böyle olmasını istemezdim. Gerçekten özür dilerim. Ah be abi. Ah be abi ya. Ulan biz eski arkadaş değil miyiz? Lan biz beraber büyümedik mi ya? Ulan biz kötü günde senin yanında olmayacaksak kim olacak? Bazen saçmalıyorsun ha. Hadi. Hadi. Ben korkuyorum. Hadi Nesrin, en iyi yüzünü kes. Hadi. Ne oldu? Ay yine ne oldu ya? Korkuyorum artık. Tamam, sakin ol. Ben erkekleri çağırıp geliyorum. Tamam. Koş, tamam. Koş, koş.
Şu işte yaz azaltayım da ben. Psikiyatra götüreceğim onu muhakkak. Arkadaşlar gelip yukarı baksanız iyi olacak Canan. Canan ne oldu? Ya gelin de gözlerinizle görün. Canan. 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 Sevgilim. Ne oluyor lan burada? Canan odayı niye dağıtmış lan? Ya arkadaşlar bunu Canan yapmış olamaz. Görmüyor musunuz Derin uyuyor. O yapmış olamaz. Hem biz yukarı çıktığımızda gürültüleri duyduk. Ama odaya girdiğimizde uyuyordu. Öyle değil mi kızlar? Ya evet öyle yemin ediyorum öyle arkadaşlar. Gerçekten öyle ya. Buna da bilimsel bir açıklamanız var mı Birol Bey? Var. Ya odaya bir hırsız girdi. Ya da bizim Canan uyur gezer. Sana pes diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani Birol. Teşekkür ederim. Lan Birol. Bu hırsız işi falan değil ha. Baksana kapı pencere sıkı sıkıya kapalı. Hırsız kapıdan çıktı gitti desek. Siz kapının önünde değil miydiniz? Görürdünüz. Evet. Bence bunda başka bir iş var Birol. Ya arkadaşlar. Biz yine devin her tarafını arayalım. Yani siz ararken ben de İsmail Hacıoğlu'nu geleyim buraya. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. İyi tamam o zaman dağılalım odalara bakalım hadi. Ya saçmalamayın arkadaşlar. Hep birlikte olmamız daha sağlıklı bizim için ya. Ya Nesin haklı. Ya tüm odalara beraber bakalım. İyi tamam. Hadi bütün odaları gezelim. Yavru kediden bile korkar lan bunlar. Canan, ya evde iblis mi görmüş, ya ifrit mi görmüş? Ben de anlamadım hocam. Arkadaşlar çok korkuyor. Ya yapabileceğimiz bir şey var mı hocam ya? Böyle durumlarda en iyi şey Kur'an okumaktır. Hele sen bir dur, ben Kur'an-ı Kerim'imi alıp geliyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Allah cümlemizi ifritlerden, iblislerden korusun. Allah bu kızımızın içindeki kötülükleri, kötü şeyleri çıkarsın, sağlığına kavuştursun. Amin. Allah razı olsun hocam, ağzı sağlık. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Bana müsaade. Hocam size bir çay kahve ikram edelim aşağıda. Allah razı olsun. Hocam buyurun lütfen. Buyurun hocam. Hocam ben de hemen geliyorum arkanızdan. Arkadaşlar, bu cin dediğimiz mahlukat ateşin çıkarttığı duman tarafından yaratılmıştır. Mare musina indi. Mücezeriti kantoya kanto indi. Hepsi bana uyuyor. Mare musina indi. Mücezeriti kantoya kantoya. Yürü! Defol indi! İnsanın vücuduna bir duman olarak girer ve kişiyi
ele geçirir. Kişi de sağa sola dönmeler, ayılmalar, bayılmalar, buna benzer şeyler olur. Ve hatta kişinin kendi ağzından konuşur. Kişinin ismini bile söyler. Evet, biz bizimkiyle tanıştık. Zoak. Şimdi bu cinlerin böyle evde olduğunu biz nasıl anlıyoruz? Ev ahalisinde sürekli bir huzursuzluk, gerginlik, eşyaların yer değişmesi. Bak hayatım, görüyor musun, hocanın da dediği gibi yani bizim evde kesin bir tane cin var. Yani var. Bizim bu anahtarın sürekli kaybolmasından belli. Birol, sevsekleşme istersen. Hoca var. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Aşkım. Efendim aşkım. Semih ile Canan uyandırır mısın? Yeter ki sen iste aşkım. Yağmur durdu. Bugün gel tesisine gidip piknik yapalım mı? Ne dersin? Ay vallahi iyi fikir. Bakıyorum da moralin süper. Ya dünkü Adrenin iyi geldi sanırım. Dün Yusuf'tun böyle demiyordun ama. Sanki siz hiç korkmadınız. Sadece benim kadar belli etmediniz. Tabii ki de korktuk canım arkadaşım. Benim asık suratlı arkadaşım. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Canan'la Semih'i kaldırdım. Seninkine hiç karışmadı. Bak, haberin olsun. Ay iyi yapmışsın. Ben kahvaltı hazır olsun. O zaman uyandırırım diye şey yaptım. Gidip şimdi şey yaparım paşayı. Günaydın. 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 Günaydın.
Canım daha iyi misin? Ay, o kadar derin uyumuşum ki Selma. Çok iyi geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Gece Kur'an mı okuttunuz yoksa ben rüya mı gördüm? Hayır, rüya falan değildi. Sağ olsun Semih İsmail Hoca'yı çağırdı. Sana Kur'an okuttu başında. Aşkım ne iyi etmişsin sen. Ay neyse ben gideyim artık bizim paşayı uyandırayım. Hadi. Tamam. Hadi. Ya canım kahvaltıdan sonra köy kenarına gidelim diyorum. İyi olur. Yeter! Yol! Furkan! Birol! 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 Ne olmuş? Ölmüş lan bu! Kim lan bu orospu çocuğu? Semih! Semih! Hadi! Hadi! Hadi gidelim! Hadi gidelim! Semih! Semih! Polisi ara! Hemen polisi arasana Semih! Ben de çantama bakacağım. Furkan! Oğlum telefon kırılmış! Oğlum benim telefonum da kırılmış! Kim kırıyor lan bu telefonları? Canan! Kafana kısıldık Semih'e, öleceğiz, hepimiz öleceğiz, kurtulamayacağız bundan, Tamam. Hayatım, öleceğiz. Ya hepimiz arabası var, biner gideriz şimdi. Tamam. Semih, hadi hemen evi boşaltıyoruz. Tamam. Hadi. 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 Da alalım. Hadi. Hadi. Lastikleri patlatmışlar. Bütün lastikleri bıçakla yarmış ya. Biz de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Semih. O burada. Zuhak burada. Lütfen onları buradan götür. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Lütfen. Beni burada bırakın. Ben burada kalırsam o da benimle burada kalacaktır. Lütfen. Lütfen. Ölmeyin. Hepiniz öleceksiniz. Yalvarıyorum. Götür onları buradan. Lütfen. Canan saçmalama. Seni burada bırakıp gidemem. Ben İsmail Hoca'nın arabasında hemen geleceğim, tamam mı? İsmail Hoca... Lan İsmail Hoca! Biz İsmail Hoca'yı unuttuk. Ya onu da öldürdüyse? Ya katil İsmail Hoca olamaz mı? Ya arkadaşlar saçmalamayın ya. Ben İsmail Hoca'yı yıllardır tanıyorum. Ya bir karınca bile gitmiş. Yoktur bu adamın ya. Dur. İsmail Hoca. Aklıma bir şey geldi benim ya. Ya İsmail Hoca... Akşamleyin bizim bir olun yaptığı esprilere İsmail Hoca sinirlenip... Ulan akşam eve gelip... Ulan onu o öldürmesin sakın! Cin! Ben de seninle geliyorum, hadi. Ya sen bunu merak edeceğim! Bizi burada yalnız bırakacaksınız! Tamam. Bunu kendinizi koruyun. Biz Furkan'la beraber bize yardım edebilecek birileri var mı bakıp gidiyoruz, tamam mı hemen? Furkan hadi çıkalım abi. Hadi. Telefon bizi kurtarabilir. Burada dur. Ben hemen bakacağım. Tamam. Yok. Canan sen de benimle gel baba. Ben çok korkuyorum. Senin kolyen var. Bize hiçbir şey yapamaz. Tamam. Ben seni koruyacağım. Al bunu. Al şunu. Tamam gel benimle. Canan ben çok korkuyorum. Canan ben çok korkuyorum. Biz de öleceğiz. Çalışmıyor. Yok. Canan neredesin? Canan neredesin Canan? Canan! Kaçın çabuk Noah burada. Ne çabuk. Oluyor? Kaçın. Furkan! Semih! Ha.
İyi ki geldiniz kızlar. Hadi kaçıyoruz buradan. Hadi. Çabuk, çabuk, hemen. Çabuk. Hadi çabuk. İsmail Hoca. İsmail. İsmail Hoca. Burada yok. Semih oğlum, İsmail Hoca burada da yok lan. Tamam. Semih oğlum, İsmail Hoca burada da yok. Ay, öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Tamam. Tamam. Sakin olun, tamam. Tamam diyorum size. Tamam, tamam, sakin olun. Furkan, öleceğiz. Tamam. 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 Semih, oğlum ne oluyor? Semih ne oluyor? Oğlum, İsmail Hoca öldürmüşler. Ne oluyor lan burada? İsmail Hoca. Tamam, tamam, sakin. Suat'ı gördüm ben. Suat mı? Nesrin'i öldürdü, o Nesrin'i öldürdü. Canan nasıl kurtulacağız Suat'tan? Ben yanınızda olduğum sürece kurtulamayacaksınız. Beni burada bırakıp gidin. Hemen gidiyoruz. Hadi. Hemen gidiyoruz. Hadi. Hayırdır gençler? Bu saatte, bu sessiz ormanlarda ne işiniz olabilir? Amca, bizi aşağı kadar bırakır mısın? Götürmek isterdim. Ama ne yazık ki mazotum sizi merkeze kadar götüremez. Ama çok güzel bir fikrim var. Arzu ederseniz kulübem şuracıkta. Gelirsiniz bu gece misafirim olursunuz. Hem dinlenmiş olursunuz. Sabah erkende uyandığınız zaman bir minibüse binip şehre gidersiniz. Hayır, olmaz. Olmaz. Hayır. Yok. Amca, telefonun var mı senin? Telefon? Var. Ama ne yazık ki kulübende şarjda. Bence bu sessiz ormanda öyle dolaşmanız size fayda getirmez. Gelin kulübemde bu gece dinlenin.
Amca biz seninle gelelim. Olur tabii. Buyurun. Geç. Amca ne yapacağız şimdi? Korkmanıza gerek yok. Arabada her şey var. Mazot almaya gideceğim. Biraz uzakta ama erken gelmeye çalışırım. Yalnız dikkatli olun. Şu aşağı köyde Rüstem Hoca var. Bu cinlerle, perilerle çok uğraşırdı. Rüstem Hoca mı? Evet. Rüstem Hoca. Ama ne yazık ki başaramadı. Yaptığı tek bir şey vardı. Karısının kırtlağını kesti. Can iyi misin? O yetmezmiş gibi kendi canına kıydı. Minacık bir kızı vardı. Kızına ne oldu? Evet, kızı ben. Ne oldu biliyor musun? Yetiştirmeyi yurduramadılar. Neyse. Tamam. Ben hemen mazot alıp geleyim. Anne. Semih. Oğlum. Anne telefonu babama verir misin hemen? Hasan. Hasan. Semih seni istiyor. Koş. Hasan. Alo. Oğlum. Baba. Baba. Baba orman yolundayız. Baba.
Lütfen aç. Bak, çok üşüyorum. Gördüğün hiçbir şey gerçek değil. Kızım, gel. Babana gel. Gel kızım, gel. Gel. Seni bütün kötülüklerden kurtaracağım. Gel kızım. Hayır yavrum. Hayır, sen benim babam değilsin. Ben senin babanım. Hayır. Ben geldim. Baba ne olursun yapma. Yapma ne olursun. Baba yapma. Baba yapma. Kızım. Yavrum. Ne hale sokmuşlar. Bak, çok kötü yapmışlar. Ama istersen seni buradan kurtarabilirim. Onların hepsini sen öldürdün. Ha? Onların hepsini sen öldürdün. Hayır. Onlar... Onların hepsini sen öldürdün! Nefret ediyorum senden! Nefret, anlıyor musun? Nefret! Öldüreceğim seni! Parça biçik yapacağım! Defol! Defol! Pislik adam, defol! Defol!